Hoş geldiniz arkadaşlar. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş. Tekrar sizlerle beraberiz. Değişik bir havamız var. Hemen yapıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisiniz. Evet. Arkadaşlar havalar birazcık böyle bir serinledi mi? Böyle bir soğudu gibi bir şeyler hissediyorum ben. Ne durumda bilmiyorum. Hatta biz bugün kaloriferi açtık. O yüzden de bugün sizlerin karşısına kalın bir şeylerle çıktım. Diyorum şu şarjımı takayım. Bugün biraz aceleye geldi. Apar topar biliyorsunuz bütün set işi bende. Sağ olsunlar Müzik Onir ekibi olarak birbirinden özel konukları ekip ayarlıyor. Ama buradaki stüdyo, ışık, sahne, çekim yani konuklarımızı hep Müzik Onir ayarlıyor ama bütün şeyleri ben ayarlıyorum burada. Işığı filan. O yüzden böyle paldır küldür hazırlandım. Malumunuz kapanmalardayız. Bak Yester abla diyor ki Fransa sel sağanak buralar diyor. HIV'de Erdem. Şu şey nicklerinizi şuraları düzgün yazın okuyalım. Okuyamıyorum valla. Cüneyt abi merhaba. Evet çok soğuk. Biz de kaloriferleri açtık. Merhaba keşke Barış tekrar katılsa. Katılır. Niye katılmasın? Ondan sonra mesela Tuğçe'nin sevgili Tuğçe Kandemir'in ikinci katılışı bu. Oradan bir görüntü vereceğim ama onun öncesinde size şöyle hem Tuğçe de gelene kadar şu görüntüler bizim böyle bir şeyim var ya. Dur onu gösterelim. Şimdi yeni açanlar vardır. Hani bir senedir bu çocuk ne yapıyor buralarda? Ne yapıyor Müzik Onir burada diyenler oluyor ya. Arada ben de bu videoyu açıyorum. Hoşuma gidiyor. Bir saniye. Bakayım. Burada nerede? Burada. Evet, bir sene iki ay falan oldu sizlerle yayın yapalı arkadaşlar. Bugün de tekrar Tuğçe bizlerle olacak. Geçen senenin bir videosunu izleyeyim dedim birazcık. YouTube'a kaydetmiş Müzik Onir. Oradan baktım. Tuğçe ile çok enteresan bir konuşmamız var. Onu kaydettim. Birazdan onunla birlikte onu çek edeceğiz. Bakalım ne konuşmuşuz diye. Ve Tuğçe burada mı acaba? Geldi mi? Ha, gelmiş. Onu da davet ettim. Sizlerin de sorularını soru işareti bölümüne alacağım. Nasıl gidiyor kapanmalar? Onunla ilgili de yazın bana. Nereden çok şey konuştuk. Çok, biz çok şey hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt. Nasılsın? İyiyim valla. Ne olsun? Görüşmeyeli ne yapıyorsun? Aman ne yapacağız evdeyiz. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hiçbir şey yapmadık valla. Sen nasılsın? Hiçbir şey yapmadık deme şimdi yani. Sen deme bari. Neler yaptın Ya ama çok bir şey yapmadım. Cüneyt niye abartma yani. Ya yok canım YouTube'da şeyde müzik sitelerinde listelere girdin sadece. Hani, Allah razı olsun yaptık o zaman. Tamam bir şeyler yapmışız. Yani onlar normal. Ben şey zannediyorsun. Evde temizlik mi yapmadın acaba? Bayram temizliği mi yapmadın? Ne oldu? Unuttun mu? Yo onu da yaptım. Onu da yaptım Cüneyt. İyi süper. Tekrar yani hoş geldin. Şu an daha evindeyiz biz. Süper. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. O yüzden böyle birazcık şey daha evi gibi perdelerime falan öyle davranın tamam mı? ne güzel. Benimkisi de biliyorsun evin ailemin klasik mobilyaları. Öyle gibi. Devam ediyor. En sevdiğim. aynen öyle. Peki daha evindesin dedin. Daha evinde tatil mi? Yo hayır şey böyle biz bayramlarda Ramazan'da falan hep buralardan serin olduğu için daha yukarı çıkıyoruz Ankara'da. Yukarılarda evimizdeyiz yani. Süper ama sana bir şey söyleyeyim. İstanbul 3 gündür serin. Oldukça serin. Soğuk yani. Burası da öyle. Bak ben böyle kalın kalın şeyleri, evet, polarları evet. Giydim yani. Bayağı serin burası da. Aynen. Şimdi geçen seneden birazcık videolara böyle bakayım. Öylesine bakıyordum tamam mı? Tamam. Bir konuşmamız var onu açacağım.
Tamam. Tabii ironi gibi olmuş tabii. Aradan geçen bir sene sonra. Dur, ilk önce bir açalım, ondan sonra. Hadi Dur bakalım ne bakayım. gelecek. Bakayım açabilecek miyim tabii. Burada şey kayb... Ha, burada mıydı? Dur bakayım. Nereden açıyorduk bunu? Sen konu kalınca şeye gitti. Dur bakayım şuradan mı acaba? Ben de Çok hala iyisin. bak aradan bir sene geçmiş hiçbir fark yok. Ben yine çözemiyorum Ay Cüneyt. bunu. Dolu şey aldım. Kamera var. Kamera değildir herhalde değil mi? Başka kamera. Dur bakayım. Yok kamera gidiyor o Aha, zaman. gittin. Yok. Yok bu değil. Bu da bakayım. Bu olabilir mi? Bu da değil. Yok olmadı. O zaman şuradan göstereceğim ama Peki. buradan da bilmiyorum kırık şeyden nasıl sesini gösterecek. Dur bakayım. Sayı arttıkça daha çok tedirgin oluyorum ben. Hiç evden çıkasım gelmiyor. Bütün insanların böyle düşünmesini temenni ediyorum. Çünkü ne kadar karantina altında kalsanız da bir yaş aralığı verdi bu insanlar bize ve bunu uymak zorundayız. Neden çıkmayalım? Evde de biraz mutluluk var ya. İnsanlar artık özlemiştik çalışmaktan. Tek kendimden bahsetmiyorum ya. Diğer insanlardan da öyle işte. Çok güzel. Market açan insanlar, mağazaya giden insanlar, sokakta çalışan insanlar, seyyar satıcılar. Herkes evde kalmayı, ailesiyle vakit geçirmeyi özlemişti birazcık. Çok O biliyorsun yüzden sen bunların ya Tuğçe. avantajını Tuğçe çok birazcık biliyorsun çalışmak sen. lazım. Tabii evde kalarak başka dışarı çıkmayarak. Sadece benim kanaatim birazcık belirsizlikler bir çözülse ne kadar evde kalacağımız yani bu 14 gün süreç deniyor bir 14 gün daha ekleniyor. O süreçte atlatılsa tabii biz de bu süreçte elimizden geldiğince bizim takipçilerimizi sevenleriyle bulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, çok sağ olun. İkinci konumuz da sendin bugün çok Ve böyle teşekkür ederim. devam ediyor. Sen ikinci konuğumuzmuşsun. 29 Mart'ta yapmışız bu yayını ve sen şöyle Çok diyorsun. güzel. Yani evleri çok özlemiştik. Şu anda ne durumdasın? Hala o özlem içinde misin? Düet bıktık ya. Gerçekten bıktık yeter yani. Tamam Tuğçe'cim çok olumlu hayata karşı humanist davranmışsın ama yeter. Aynen. Gerçekten yeter Hayır ben ya. de bak içime doğmuş gibi. Diyorum ki tamam kalırız evde de diyorum. Bu belirsizlik hani bir 14 gün daha verdiler. Bilmiyorsun ki Cüneyt diyorum. Ne 14 günler geçti. Hala biz Kaç evlerdeyiz. seneler geçti, çok seneler Aynen. Ne geçti. aylar geçti. Ben kimleri ağırladım. Kimler geldi geçti bu Gördüm, ekranlardan. Ben hepsini hala bir gördüm. sene sonunda. Olsun sağlıklıyız. Evet, çok şükür. Karşındasın. Sen Çok üretmeye şükür. devam ettin tabii. Bu çok güzel bir şey. Birbirinden özel projelerle. Tabii son parçanda Ah Ellerim Kırılay'dı. Anıma yayılar mutaydım. bir ayda 66 milyon. Maşallah. Neler söyleyeceksin? Ne söyleyeyim ki? Yani çok şükür. Gerçekten sizi seven insanların olması iyi bir şey ya. Gerçekten iyi bir şey. Şu zaten karantinayı akıl hastası olmadan atlatabilmeyi sağlayan tek sebebiyet. Ya insanlar yazıyor sürekli işte abla dinliyoruz, işte Tuğçe Hanım şöyle dinliyoruz, böyle dinliyoruz. Onları okudukça zaten mutluluk iyice tavan oluyor bende. Aşırı mutlu oluyorum. Çok iyi hissettim kendimi. Şarkı da öyle yürüyünce dedim tamam ya, tamam sakin ol. Bu şarkıyı nasıl seçtin? Yani bu şarkı gerçekten de dondun ama beni duyuyor musun bilmiyorum. Gerçekten de hani sana çok yakışmış. Teşekkür Nasıl ederim. seçtin bu şarkıyı? Yani bir anda mı? Beni Kimin bu duyuyorsun değil mi? şarkı? Alican mı? Yo benim şarkı. Evet Senin mi şarkı? evet benim bu şarkı. Aa bu şarkı da senin. Sanki şarkı birinin düzenleme Özkan, Evet Alican. Özkan ve Ali Can. Onların Ha, evet. Özkan Ben. ve Alican. Tamam Evet. süper. Vay çok güzel ya bu şarkının sözleri de ah ellerim kırılaydı o numarayı Ya unutaydım. şey değil mi böyle ülkedeki tipik pişmanlıklar. Ve Özellikle 10 kişiden 9'unun mutlaka başından geçmiştir yani kesinlikle, o. kesinlikle işte ben de öyle. Yani bir şey yapıp sonra niye yaptım ya falan oluyoruz. Tam onun şarkısıydı. Yapalım dedim artık, çıksın artık bir şekilde. Sonra karar verdik falan. Bu da toplam 3 günümüzü aldı tabii her zaman olduğu gibi. Beni biliyorsun Cüneyt, ben asla planlı ve programlı çalışamıyorum. Bu da öyle. Kesinlikle. Sonra aradım işte arkadaşları dedim Celal Gelçekler sağ olsunlar. Böyle böyle ben klip çekeceğim. Nasıl ya falan dedim. Gelin. Ya cuma günü. Ertesi gün de cuma günü yalnız. Sonra işte çıktık. Hemen montaja girdi falan. 3 günde hazırladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benimle çalışmak aşırı zor bir şey. Çünkü ben hemen istediğim için onu.
aceleci davrandığım için sonra tamam dediler ve yaptık Allah'a çok şükür. Peki şey, arabayı sen mi kullanıyorsun orada, bazen gözüküyor mu? Bir ara kameraya sen bakıyorsun. Ben kullanıyorum. Bak, ona nasıl dikkat ediyorum. Bir ara çünkü kameraya bakıyorsun, bir yandan da buraya bakıyorum. Acaba ne, mouse mu yapıyor, arabayı kullanıyor gibi mi yapıyor? Yok hayır. Bayağı kullandım onu ya, böyle vites falan çık çık diye vites geçti. Bize eski arabaları sever misin normalde, hani o klasik arabaları? Şöyle, önce çok tırstım. Dedim acaba sürebilir miyim falan. Sonra baktım, mekanizması çok güzel. Nasıl kullanacağımı da öğrettiler bana orada. Bir eğitmen vardı. Şöyle yap, böyle yap. Sonra sürdüm işte. Dedim bayağı Tuğçe, wow. Bayağı sürdüm yani. Şey demediler yani değil mi? Çarparsan eğer bir şey olursa kaza. Yok hayır, çok şükür. Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. İyi. Sana iyi davranmışlar. Evet, bana iyi davranmış. Veya heyecanlandım. Ben size şarkı söylerim, çarpsam da falan, yırttık bir şekilde. Aynen, süper. Peki bir kısa bir şey alayım. Benim biliyorsun huyumdur böyle sohbetin biliriz arasında şöyle. Evet. Şöyle şarkı kısa mı? Bir, evet, şarkı. Gönlünden ne koparsa ama. Bak böyle mesela bu aralar ne mırıldanıyorsun? Çok merak ettim mesela. Evdeyken ne mırıldanıyorsun? Bu aralar şimdi benim bir tane şarkım, nasıl diyeyim? Önceden böyle nakaratını söylemişim. Bu ara çok o dolanıyor dilime. Ondan sonra hep onu söylüyorum. İşte şey, saçlarım ayrıldı sakana değil, yoldurana aşıktım. Ben onunla çıktım kapıdan, kime küseyim. Saçlarım ayrıldı sakana değil, yoldurana aşıktım. Ben onunla çıktım, gitti, geçmiş olsun. Hep bunu söylüyorum. Süper. Bunun derinlerinde bir şeyler vardır belki de, tabii ki de bilemem. Saçlarım onlara girme. Olmaz olur mu? Her şarkının derininde etkili şeyler var gerçekten. Bazıları diyor ki mesela ben hissediyorum veya arkadaşlardan, dostlardan hissederek yapıyorum diyor ya. Evet. Mesela ben de bazen öyle düşünüyorum. Yani her şeyle yaşayamaz insan. Ama evet. Etkilendiğin şeyler mi oluyor yoksa bazen yaşıyor musun çoğunlukla? Etkilendiğim şeyler oluyor ama benim başıma geldiği zaman beni çok etkiliyor. O yüzden genellikle kendim ne yaşıyorsam onun üstüne gitmek. Çünkü tanıdığım bir duygu olduğu için onu daha rahat aktarabiliyorsunuz. Ama biri anlattığı zaman sadece üzülebiliyorsunuz. Ha. Bu arada sende yazılar akıyor mu? Evet. Bende durdu. Bir bilginiz aha olsun arkadaşlar. Ben sana okurum durdu. Cüneyt'im. Aynen, sen bana oku. Moderatörüm olarak. buradan da güzel şeyler yazdıklarına eminim. Hepsini öpüyorum. Eksik olmasın. Ediyorum. Kalpler böcekler burada. Aynen. Bu arada şey diyeceğim. Bak, güzel kadın falan yazmış birisi. Şu an gördüm onu. Sen bana güzel şeyler yazlar mı onu da söyle. Kötü şeyleri söyleme ama. Sana da yazıyorlar. Yazmaz olurlar mı ya? Cüneyt abi kalpler var. Süper süper. Şey diyeceğim. Bu arada tabii konsersiz, izleyiciyle böyle birebir yüz yüze görüşmemek değil mi? O sahneye olmamak gerçekten çok zor değil mi? Neler düşünüyorsun o konu hakkında? Sence bu yaz böyle bir hareketlilik olur mu? Geçen sene de sormuşumdur onu kesin ama. Tekrar düşeceğiz ama mecburen. Olsun artık. Artık olsun. Yani evet. Bir yükseliyor bir duruyor artık. Psikolojimiz normal olmamaya başladı. Tamam diyoruz, ne zaman normale döneceğiz? Hadi normale döndük. Birazcık normalleşelim. Sonra birazcık kapanalım. Artık bozulduk. Birazcık dönelim istiyorum ben de yani. Yaza yani en azından eski normal olmasa bile yani biraz şöyle dışarı çıkıp değil mi? Bir şey. Geçen bir arkadaşım aradı. Kendisi sinema sektöründe. Hı hı. Dedim ki sinema diye bir şey kaldı mı Allah aşkına? Yani hani dijital platformda okey de sinema salonları kaldı mı yani? Evet ya, ne güzel. Böyle çıkarken onun heyecanıyla böyle beklemek, izlemek, biletini alırken bile insan çok heyecanlı. Değil mi? Evet. Hani birkaç sene daha olsa yeni doğan çocuklar sinema desek diyecek ki o ne demek? Sinemaya gitmek ne demek falan diyecek. Çok doğru söylüyorsun. Evet doğru. Birçok şey değişti gerçekten de. Peki şimdi sana bir şey soracağım. Hani başarı geldikçe, ün geldikçe bir yandan da tabii kazanç da geliyor ister istemez. Evet. Bu mesela hiç şey var mı hayalinde? Şöyle şu kadar parayı kazanırsam eğer şöyle bir şey yapmak istiyorum. Parayla ilgili hayallerim var mı? Olabilir yani ya, şunu almak benim istiyorum. Benim parayla aram çok iyi değil Cüneyt. Şöyle hayatımda değişmesini istemediğim tek şey de buydu zaten. Yani para çok gelip geçici bir şey. Geliyor,
O an mutlu oluyorsun. Sonra bitince çok mutsuz oluyorsun. Mutsuzluğu mutluluğundan daha büyük. Gerçekten öyle. O yüzden ben ona hiç alışmadım. Yokmuş gibi davrandım bir yere kadar. Ondan Evet. sonra beni idare edene kadar süper. Beni idare etmiyorsa beni mutsuz ediyor zaten. O yüzden Hayır, çok parayla kazanç çok iyi alakalı bir demeyeyim şey değil. de şöyle hani şunu almak istiyorum ileride veya şöyle şurada bir ne bileyim ev almak istiyorum deniz kenarında veya ne Yok. bileyim bir araba Hiç öyle şeyinde. şeylerde gözüm yok. Hiç yok. Ha, ne Hiç yok. güzel. Hiç yok. İyi, Allah daha Böyle bir çok var. tane dağda bayırda bir tane evim olsun. Önünde çiçekler, böcekler, kuşlar ötüsün. Bitti gitti. Şey nasıl acaba manzaranız? Tabii akşam gözükmez de güzel mi Burası manzarası? çok karanlık. Keşke gösterebilsem. Ama atarım tabii fotoğrafını. Yemyeşil. Güzel değil mi? Etraf güzel. Oh, çok iyi. Ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyorsun, hava yürüyüş yapıyorsun biraz orada Evet, burada böyle etrafında. şey eski yaşadığımız bir yer burası. Çok önceleri lojmanlara taşınmadan önceki yerimiz burası. Dağ, tepe, bayır her yer kuşlar, upuzun kavak var her tarafta zaten. Yemyeşil çok güzel bir yer Bir burası. şeyler ektiniz mi? Ektik tabii ki soğan falan var kapının önünde soğan. Bir Çok de güzel çok. evde neler yapıyorsun? Mesela Evde şu anda ne neler yapıyorsun? yapıyorum? Şöyle yani zaten şu an Ramazan dönemindeyiz. Evet. Ramazan'da işte çok bir şey yapamıyoruz. Yani Genellikle müzikle geç uğraşıyor uyuduğumuz musun? için. Beste yapıyor musun? Filmler Tabii izliyor canım o musun? Veya beste kitap olmadan okuyor musun? olmuyor. Bir oturduğun zaman zaten tamam diyor sana şöyle bir şey geldi aklıma yazıyorsunuz onun devamı geliyor. Onunla Anladım. uğraşıyorum işte yani. Güzel. Zamanını güzel geçiriyorsun yani. Evet çok şükür Peki onunla sıkıntım olmadı. aileyle nasıl vakit geçiriyorsun? Yani mesela beraber ortaklaşa bir şey oynar mısın? Bir sohbetiniz var mıdır? Bir çay Evet sohbetiniz var oynuyorum. mıdır? Şey diyormuşum. Okey pişpirik hepsi bizde falan. Var Yok bazı canım aileler şöyle. mesela bütün anneler babaları sevenler böyle çoluk çocuk oynuyorlar mesela ne bileyim. Evet biz de öyleyiz. Ya böyle babam zaten saz çalıyor. Annem darbuka çalıyor. Karşılıklı başlıyorlar. Sonra Tolga ve ben de dahil oluyoruz. Ciddi Bir ara bir misin? şarkı. Tabii. Böyle bir hatta içerideler şu an. Bayağı öyle bir ortam var dışarıda yani. Ya biriniz oynuyor, biriniz söylüyor. Oo ne Tabii güzel. tabii ilk böyle hüzünlü başlıyoruz. Ondan sonra işte çıkayım şu dağlara bilmem ne. Ondan sonra işte ağrın ağrın eteğinde bağlanıyor Ya ne oraya. güzel ya valla Allah daim etsin. Çok güzel bir Çok şey tabii teşekkür bu. ederim. Eksik Böyle olma. herkes hani büyükleriyle çok şey paylaşmaz. Özellikle bizim Yo Allah jenerasyon başımızdan eksik etmesin gerçekten. Yani biraz daha iyi geçmesini sağlıyorlar bu dönemin. Aynen. Senden bir şarkı daha isteyeceğim. Ondan sonra da son olarak sözlerini isteyeceğim. Çünkü Tamam. seni dağ evinde dinlenirken rahatsız etmek istemiyorum daha fazla Ya Bilal açıkçası. Göregen, biliyor musunuz Bilal Göregen yazmış. Çok selam ediyorum kendisine. Aşağıda gördüm ben. Çok Ben teşekkür ederim. göremem çünkü Eksik olma. yazılar dondu bende biliyorsun. Tamam ben söyleyeyim sana. Şarkı istedin sen değil mi? Evet, şarkı istedim. Oradan da bak Bir tane. istersen. Bak isteyen varsa. Tamam şu an aşağıda bir el alem gördüm. El alem okuyayım. Tamam. Halimi bir görseler. Acır içleri, kan gözlerimi çekecekler. Susmayan söyleyin kime gittiğini benden önce öğrenecekler. El alem, el alem gezeceksin. Çok değil geri döneceksin. El alem, el alem gezeceksin. Çat kapı özleyeceksin. Süper. Sesine, yüreğine sağlık diyorum. Rica ederim, ne demek? Müzikonyeri en sevdiği sanatçılar arasındasın. Biliyorsun değil mi Ya bunu? çok teşekkür ederim. Ben hepinizi çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Var mı son olarak söylemek istediğin bir şeyler? Canının sağlığı, kendine çok dikkat et. Her şey bitsin artık. Görüşelim lütfen. Artık Bir sene evimiz sonra lütfen bu programı başka bir televizyonda falan yapıyor Evet olalım. Böyle yüz artık. yüze yapıyor olalım değil mi? Aynen. İnşallah. Çok doğru. Tamam. Kendine Çok çok iyi bak. teşekkürler. Görüşürüz o zaman. Ben de öyle Cüneyt. Hoşça kal. Sen Herkese iyi kendini akşamlar çıkarırsan diliyorum. sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Valla çok güzel. Enerji dolu. Süper bir yayındı. Bir anda onunla da konuştuk. Tuğçe'yle de konuştuk. Dedi ki dağ evindeyim dinleniyorum dedi. Tabii bizim Müzik On Air'deki ekipler onu da kıramamış. Tuğçe de kıramamış bizi. Hemen konuk oldu bize. Güzel bir sohbetti. Selamlar, sevgiler, iyi dinlenmeler diliyorum. Bu arada benim ekran dondu bildiğiniz. Yani sizin ne yorumları görebiliyorum, ne edebiliyorum.
Tekrar yeni açıp kapatmam gerekiyor ama maalesef. Çünkü telefon da kafayı yedi arkadaşlar. Bir senedir canlı yayın yapıyorum. Şarja bir takıyorum. Sıfır telefondu normalde. Bir senelik bir telefon. Ama canlı yayınlar, günde 2-3 tane canlı yayın yapa yapa artık telefon kafayı yedi ister istemez. Diyorum. Sizlere iyi akşamlar. Bayramda da programlarımız olacak. Bayramda da konuklarımız var. O zaman bayramlaşırız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz şimdilik.